Merhaba arkadaşlar, yeni bir video ile birlikteyiz. Hangi videoya geçtik? Tabii ki kulak. İnşallah bitireceğiz arkadaşlar, az kaldı. Sistemlere geçtik biliyorsunuz. Sistemler biraz daha kolay ilerliyor benim açımdan. Şimdi bakın, kulak ve işitme duyusuna geldiğimiz zaman ilk önce omurgasızlarda nasıl, bundan bahsedelim. Yine omurgalıların balıklarda, kuşlarda nasıl arkadaşlar, bunlardan bahsedelim. Daha sonra ise kulağın yapısına geçeceğiz. İnsanlarda kulağın yapısı nasıl, bundan bahsedeceğiz. Arkadaşlar, omurgasızların tamamı ses çıkaramıyor. Bazılarında ses çıkarma olayı var. Şimdi ses çıkarma olayı varsa işitme olayı da vardır. Şimdi baktığımız zaman ses çıkarabilenlerde sesin duyulabilmesi için özel yapılar gelişmiştir arkadaşlar. Mesela örnek vereyim. Cırcır böceğinde, Ağustos böceğinde, bunlar da işitme organı, temporal organ ve sensil akılları dediğimiz kıllar vardır. Bunlar arkadaşlar işitme organı olarak görev yapıyorlar. Temporal organlar özellikle yüksek frekanslı dalgalarda arkadaşlar bunlara duyarlı olan yapılardır. Sensil akıllarına baktığımızda ise bunlar da özellikle tırtıllarda bulunur arkadaşlar. Ve dediğim gibi yüksek frekanslı sesler için duyarlıdır bu dediğim yapılar. Peki kurbağalara, sürüngenlere baktığımızda arkadaşlar kurbağalarda, sürüngenlerde ve kuşlarda kulak kemikleri, bunların bir tane. Şimdi bizlerde 3 tane kulak kemiği vardır. Çekiç, örs, üzengi. Bu dediğim canlılarda ise arkadaşlar bir tane kulak kemiği var. O da columella dediğimiz kulak kemiğidir. Bu kemik nerede bulunuyor? Kulak zarı ile oval pencere arasında bulunuyor ve sesin iletiminde görevli olan yapıdır arkadaşlar. Yine kurbağalarda salyangoz, yani kohlea dediğimiz yapı bulunmaz. Birazdan göstereceğim size salyangoz. İç kulağa geldiğimiz zaman göstereceğim arkadaşlar. Salyangoz yani kohlea bulunmuyor. Daha sonra baktığımızda ise ilkel olan omurgalılarda arkadaşlar işitme mekanizması biraz daha az gelişmiştir. Ama böyle memelilerde, mesela kuşlarda falan çok gelişmiştir arkadaşlar. Özellikle kuşlarda işitme memelilerden daha iyi gelişmiştir. Bunu da söylemiş olalım. Şimdi kuşları, omurgasızları falan anlattık. Bunları yazayım arkadaşlar. Özellikle organların isimlerini yazacağım hani. Sonra da gelelim insanlarda kulak hangi yapılardan oluşuyor? Hangi olaylarda görevli, bundan bahsedelim. İlk önce şunu yazalım. Omurgasızlarda temporal organ ve sensil akılları bulunur. Bu yapılar yüksek frekans için ya da yüksek frekansa duyarlıdır. Evet. Gelelim şimdi omurgalılar kısmına. Omurgalılar için ne demiştik arkadaşlar? Kurbağalarda sürüngenlerde ve kuşlarda columella dediğimiz tek bir kemik bulunuyor. Kurbağa, sürüngen ve kuşlarda tek bir kemik bulunur. Buna columella denir. Bu kemiği arkadaşlar columella kemiği diyoruz. Yine baktığımız zaman kurbağalarda salyangoz bulunmuyor arkadaşlar. Daha sonra bazı balıklarda sadece vestibular kanal ve yarım daire kanalları bulunuyor. Yani böyle çok çok detayına girmek istemiyorum. Sadece columella'dır. Daha sonra temporal organ ve sensil akılları, bunları bilmemiz bence yeterlidir. Omurgasızlar ve diğer omurgalılar için. Şimdi gelelim. Bu arada şunu da yazayım arkadaşlar. Orta kulak balıklarda yoktur ve orta kulak ilk kez kurbağalarda ortaya çıkar. O zaman yazalım. Orta kulak ilk kez kurbağalarda ortaya çıkar. Evet, bu şekilde. Şimdi insanlarda kulağa başlayacağım. Arkadaşlar, insanlarda kulak işitme ve denge organıdır. Biz ilk önce işitme olayını göreceğiz. Daha sonra ise dengeye geçeceğiz. Peki başlayalım isterseniz. Şöyle yazalım. İnsanlarda kulak işitme ve dengeden sorumludur.
dengeden sorumludur. Arkadaşlar, şimdi denge olayını kim sağlıyordu? Bizim beynimizde hangi yapı sağlıyordu? Beyincik, değil mi? O zaman kulaktan gelen uyarılarla beyincik bizim dengede kalmamızı sağlıyor. Yani kulak ve beyincik birlikte çalışıyor diyebiliriz. Şimdi biz 3 kısımda inceliyoruz arkadaşlar kulağı. Dış kulak, orta kulak ve iç kulak. Tabii ki isimleri bu kadar kolay. Dış kulaktan, orta kulaktan bahsedeceğiz. En sonunda iç kulak. İç kulağı biraz daha detaylandıracağım. Çünkü iç kulakta arkadaşlar salyangoz dediğimiz bir yapı var ki içinde dünya alem var gerçekten. İçinde hem işitme organları hem denge organları var. O yüzden iç kulaktan bir sonraki videoda bahsedeceğim. Ama direkt dış kulaktan başlayarak dış kulak ve orta kulağı anlatalım. Şöyle yazalım. Şöyle diyelim. 3 kısımdan oluşur diyelim. 3 kısımdan oluşur. Şöyle bir diyorum. Dış kulak. Dış kulak. Arkadaşlar dış kulakta ne var? Kulak kepçesi ve kulak yolu bulunur dış kulakta. Kulak kepçesi ve kulak yolu. Ayrıca dış kulağı iç kulağa bağlayan kulak zarı da vardır arkadaşlar. Bunu da dış kulaktan alabiliriz. O zaman şöyle yazalım. Kulak kepçesi. Kulak kepçesi. Kulak zarı. Kulak zarı ve kulak yolundan oluşur. Kulak yolundan oluşur. Dış kulağın yapısı bu şekilde. Peki ne işe yarıyor bunlar? Arkadaşlar dış kulak sadece karada yaşayan memelilerde bulunur. Bakın dış kulak sadece karada yaşayan memelilerde bulunur. Bunu unutmayalım. Kulak kepçesi hiyalin kıkırdaktan yapılmıştır. Zaten biz destek ve hareket sistemine geldiğimiz zaman orada bahsedeceğiz işte kıkırdak dokudur, kemik dokudur. Bu arada şunu da söyleyeyim. Hani ilk başta düşünebilirsiniz hocam neden dokuları anlatmadınız diye. Arkadaşlar dokuları en son anlatacağım. Neden en son anlatacağım? Çünkü şimdi sistemler içerisinde zaten ben dokulara yer vereceğim. Hani mesela kan dokuyu anlatacağım dolaşım sistemi içerisinde, destek ve hareket sistemi içerisinde kemik doku ve kıkırdak dokuyu anlatacağım. Dedim ki şöyle yapayım. Sistemleri anlatayım. Bu dokulardan zaten orada bahsedeceğim. En son hayvansal dokular diye bir başlık atarım. O başlıkta da genel bir tekrar yapmış oluruz arkadaşlar. Dokular kısmını genel bir tekrar yapmış oluruz. Böyle daha iyi olur diye düşündüm. O şekilde en son anlatacağım. Evet, ne dedik? Sadece, bakın sadece karada yaşayan memelilerde dış kulak bulunur. Dış kulak bulunur. Yani suda yaşayan memelilerde dış kulak yoktur arkadaşlar. Kulak kepçesi hiyalin kıkırdaktan oluşmuştur. Onu da söyleyelim. Kulak kepçesi hiyalin kıkırdaktan oluşmuştur. Hiyalin kıkırdaktan oluşmuştur. Peki arkadaşlar dış kulağın, hani dış kulak dedik ya, dış kulakta hani kulak yolu var dedik. Kulak yolunda neler vardır? Kulak yolunda kulak kiri vardır arkadaşlar. Bu kulak kiri bizim kulağımızdan girmeye çalışan mikroorganizmaları öldürür. Yine tozdur, kirdir, bunları tutarak kulağımızın içerisine girmesini engeller. Hem böylece kulaktaki iltihaplanma olayını önlüyor. Hem de arkadaşlar kulaktan vücudumuza girmesini engelliyor. Sonuçta bizim dış kulağımızda tamam direkt bir vücudumuzun bağlantısı yok ama dış kulaktan orta kulağa girerse orta kulaktan da nereye gidecek? Östaki borusu var, birazdan söyleyeceğim. Östaki borusundan direkt arkadaşlar bizim boğaz yolumuz, hani şu boğazımıza bağlanabilir. Bu yüzden de bizlerde işte bademciklerin iltihaplanmasına falan sebep olabilir. O yüzden de bu kulak kiri oldukça önemlidir. O zaman şöyle diyelim. Kulak için şöyle yazalım. Kulak yolunda bulunan kulak kiri mikroorganizmaların ya da mikropların, kısaca yazalım, mikropların vücuda girmesini engeller. Evet, kulak yoluyla ilgili söyleyeceğimiz de bu şekilde. Arkadaşlar şimdi bir de şundan bahsedelim. Kulak içerisinde yağ bezleri de bulunuyor arkadaşlar. Bunlar da kulak zarını nemli tutmaya yarıyor.
Yani kulak yolunda hani kulak kiri var ama kulak kiri haricinde bir de bezler vardır. Bu bezler de kulak zarının nemli tutulmasını sağlıyor. Peki kulak zarı ne işe yarıyor? Arkadaşlar, kulak yolu ile yani dış kulak ile orta kulak arasında bulunan zara biz kulak zarı diyoruz. Bu kulak zarı arkadaşlar ses dalgalarını titreşimlere dönüştürüyor ve bu titreşimler sayesinde de işte içeride bulunan çekiç kemiğine girmesini sağlıyor arkadaşlar. Bu yüzden kulak zarı da önemlidir. O zaman şöyle yazalım. Kulak zarı ses dalgalarını titreşime dönüştürür. Ve orta kulakta bulunan çekiç kemiğine aktarır. Evet, bu şekilde bir görevi vardır kulak zarının. Ayrıca kulak zarı arkadaşlar bizim vücudumuzdaki basıncı da ayarlıyor. Nasıl ayarlıyor? Dış basınçla iç basıncın dengelenmesini, ayarlanmasını da sağlıyor. Östaki borusuyla birlikte çalışıyor. O zaman şöyle yazalım. Dış basınç ile iç basıncın dengelenmesinde görev yapar. Bunu nasıl anlıyoruz biliyor musun? Biliyor musunuz? Mesela yüksek bir yerden aşağıya indiğiniz zaman veya işte aşağıdan yukarıya doğru çıktığınız zaman, dağ falan çıktığınız zaman orada hissedersiniz arkadaşlar. Özellikle hızlı bir iniş. Mesela arabayla falan iniyorsanız bunu hissedersiniz. Kulağınızda böyle içinde sanki bir şey şişmiş gibi, bir balon şişmiş gibi hissedersiniz. Aslında o kulak zarıdır. Kulak zarı hani azalan ve artan basınca karşı bizi koruyan bir zardır arkadaşlar. Bu da oldukça önemlidir. Evet. Bu şekilde dış kulaktan bahsetmiş olduk. Şimdi geliyorum arkadaşlar. İkinci kısmımız iç orta kulak diyeceğiz. Orta kulak. Şimdi orta kulakta özellikle önemli olan 3 tane kemik var arkadaşlar. Nedir bunlar? Bu kemikler çekiç, örs ve üzengi kemikleri. Orta kulakta bulunan Hani orta kulakla dış kulak arasında ne vardı? Kulak zarı vardı. Kulak zarı ilk önce uyarıyı kime veriyor? Çekiç. Çekiçten sonra örse, sonra da üzengiye giderek ses titreşimler halinde artırılıyor ve iç kulağa doğru yola çıkıyor arkadaşlar. Şimdi iç kulakta da oval pencere dediğimiz bir pencere vardır arkadaşlar. Bu oval pencereye bağlanarak işte sesin uyarının iç kulağa doğru gitmesini sağlıyor. O zaman şöyle yazalım. Çekiç, örs ve üzengi kemikleri bulunur. Üzengi kemikleri bulunur. Bu kemikler sesin titreşimini artırarak, özellikle burası çok önemlidir. Titreşimini artırarak oval pencereden iç kulağa geçmesini sağlarlar. Evet, orta kulaktaki kemikleriniz bu şekildedir. Arkadaşlar, orta kulakta bir de östaki borusu dediğimiz bir boru vardır. Bu boru, östaki borusu yutağa açılan bir borudur. Yani bizim kulağımızın yutağa bağlandığı kısımdır. Östaki borusu arkadaşlar işte esneme sırasında, yutkunma sırasında açılır ve orta kulaktaki basınçla dışarıdaki basıncı birbirine eşitler. Böylece arkadaşlar işte kulağımızın veya işte vücudumuzun zarar görmesini engeller. O zaman şöyle yazalım. Orta kulakta yutağa bağlanan östaki borusu bulunur. Yutkunma, esneme sırasında açılarak ne dedik? İç basınç ve dış basıncı ayarlar. Dış basıncı
Ayarlar yani bunları ne yapıyor? Dengeliyor. Tabii az önce bahsettiğim hani basıncın azaldığı, dış basıncın azaldığı veya yükseldiği zamanlarda da arkadaşlar yine östteki borusu kulak zarıyla birlikte çalışarak ne yapıyor? Basınçları eşitliyor ve böylece bizim vücudumuzun zarar görmesini engelliyor arkadaşlar. Şimdi östteki borusunda bir kapak var arkadaşlar. Bu kapak insanın kendi sesinden rahatsız olmasını da önlüyor bu kapak. Ve insanın boğazında bulunan mikroplar arkadaşlar östteki borusundan içeriye girebiliyorlar. Bu içeri girerek orta kulak iltihabına sebep oluyorlar arkadaşlar. Bu da oldukça önemlidir. O zaman şöyle yazayım isterseniz. İlk önce bu kapaktan bahsedelim. Östteki borusunda yutağa açılan bir kapak bulunur. Bir kapak bulunur. Bu kapak insanın kendi sesinden rahatsız olmasını engeller. Rahatsız olmasını engeller. Evet. Östteki borusu ile ilgili söyleyeceklerimiz de bunlar. Eğer östteki borusundan bir mikrop girerse arkadaşlar bizim vücudumuza orta kulak iltihabına yol açabilir. Ezan okunuyorken ben de şuraya yazdım arkadaşlar. Şimdi östteki borusundan bahsettik. Kapak bunu dedik ya. Şimdi orta kulakla iç kulağın bağlandığı yerde arkadaşlar üst kısımda oval pencere. Şimdi burada iki tane pencere var çünkü. Alt kısımda ise yuvarlak pencere var. Şu oval pencerenin iç kısma bakan tarafta da iç kulak boşluğunda biz ne diyoruz? Dalız diyoruz. Şimdi bunları ben şekil üzerinde göstermek istiyorum. Bu benim önceden çizdiğim bir şekil. Hemen şöyle göstereyim. Arkadaşlar, kısaca bakalım. Bakın. Şurası dış kulaktı, değil mi? Neydi? Kulak kepçesi, kulak yolu ve kulak zarından oluşuyor. Geliyoruz sonra orta kulak. Kulak zarı ne yaptı? Orta kulağa bağlandı. Ve kulak zarının bağlandığı yerde hangi kemik var? Çekiç kemiği var. Hemen bir dış kısmında arkadaşlar örs kemiği, sonra da üzengi. Çekiç, örs, üzengi şeklinde gidiyor zaten. Üzengi kemiği kime bağlanıyor? Tabii ki oval pencereye bağlanıyor arkadaşlar. Ve oval pencereyle birlikte de ses nereye giriyor? İç kulağa giriyor. Burada oval pencerenin iç kulakta bakan boşluğuna şurada bir yerde arkadaşlar dalız dediğimiz bir yapı vardır. Dalız sadece isim olarak bilmeniz yeterlidir. Zaten isim olarak verilmiştir. Hani belli bir görevi de yoktur. Buraya kadar biz ne yaptık? Orta kulağı, dış kulağı anlattık arkadaşlar. Bir sonraki videoda iç kulağı anlatacağım. İç kulağı şöyle yapacağım ben. Yazarak geleceğim. Çünkü iç kulakta hem işitme olayı hem denge olayı var. Şekillerimiz falan da var. O yüzden iç kulağı biraz daha böyle şekil üzerinden anlatmaya çalışacağım. Bu yüzden de sonraki videoda görüşürüz. Hoşça kalın.